Sırbistan'ın kültür ve turizm kentindeyiz. UNESCO listesinde Novi Sad, başkent Belgrad'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta. Tarihte olduğu gibi bugün de burada insanlar barış içinde yaşıyor. Yaklaşık 28 etnik millet burada kendi dillerini konuşuyor, kendi kültürlerini yaşıyor. Tarihte de zaten birçok Sırp ve diğer milletlerden Yugoslavya sınırları içerisinde yaşayan şair, edebiyatçı, yazar bu kentte yaşamış, bu kentin sakinliğinde ve huzuru içerisinde sanatlarını icra etmiş. Novi Sad bugün de Sırbistan'ın en önemli turistik kentlerinden biri. Novi Sad gezimiz Tuna kıyısında devam ediyor. Tuna gerek tarihte gerekse günümüzde Balkanlar için çok önemli. Tabiri caiz ise adeta bir deniz görevi görüyor. Hem ulaşıma hem turizme hem ticarete katkı sunuyor. Arkamızda ise Petro Varadin Kalesi var. Tarihte çok önemli. Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama dönemini bitirip gerileme dönemine bu topraklarda imza attığını söyleyebiliriz.